Sinüzit, faranjit, bronşit. Sinüzit içinde yapılabilir demiş arkadaşımız. Sinüzite karşı elimizde çok güzel bir buluş. Yani çok güzel bir çiçek var. Afrika sardunyası. Şu gördüğünüz çiçek Pelargonium sidioides Pelargonium reniforme. Hadi bakalım. Evet, gördüğünüz gibi çok hoş bir çiçek. Ama burada küçük çıktığı için şöyle. İki türü var. Bu pembe çiçekli olanı, şu da mor çiçekli olanı. Pelargonium sidioides Pelargonium reniforme. Bu Afrika'da, Güney Afrika'da yetişir. Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde de yetiştirmek mümkün. Henüz nasip olmadı. İnşallah yetiştirir bir türlü. Paramız yok ki Antalya'da bir arsalatta. Kendimiz bir şeyle yetiştir. Şimdi birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmalı şimdi eskiden Avrupa'da doğal antibiyotikti bu Afrika atırı. Güney Afrika'ya altın ve elmas madenleri için giden insanlar veba, verem, zatüre vesaire gibi ağır hastalıklara yakalanıyor. Çoğu ölüyordu. İngiliz aslında bir seyyah da buraya gittiğinde şey, altın için meraklı altın bulup zengin olmak için gittiğinde orada hastalanmış doktor John. Bunu oranın yerine atmışlar, bir yere çadıra koymuşlar, ölecek diye ayırmışlar, izole etmişler. Halk, yerli halk, Sulu kabilesi bunu almışlar, bitkilerle tedavi etmiş. Adam kalktı demiş ki ben ölecektim, ağır hastaydım, beni kim nasıl iyileştirdi? Demişler ki biz iyileştirdik, neyle? Şu bitkiyle. O bitki nedir? Bu olur. Demiş ki benim artık altına elmasına ihtiyacım yok, ben altınımı buldum. Bu bitkiyi alıyor, köklerini toplatıyor, parasını veriyor, İngiltere'ye getiriyor. İngiltere'de bunu özel bir formülle geliştiriyor. Doğal antibiyotik diye satıyor, milyon dolarlar kazanıyor. Bütün insanlar bunu akın edince Tabipler Birliği, Tabipler Odası bu şarlatan diyorlar, yasaklattırıyorlar. Bunun üzerine İsviçre'den Doktor Allen aynı hataya düşmüyor. Önce marka tescili yaptırıyor, sonra üretim izni alıyor, satışa başlıyor. Kimse ona bir şey diyemiyor. 1937 yılına kadar, yani penisilinin icadına kadar Avrupa'da, Amerika'da doğal antibiyotik olarak kullanılıyor. Daha sonra penisilinin yan etkilerinin ortaya çıkması nedeniyle tekrar penisilin alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu, bağırsak florasının bozulması, karaciğer yağlanması bir sürü hastalığı tetiklediği için penisilinden vazgeçti. Avrupalılar tekrar Afrika ıtırı veya Afrika sardunyası dediğimiz bu formüle döndüler. Evet, 50 bin çocuk üzerinde bundan 10 yıl önce araştırma yapılmıştı. Şimdi 100 binleri geçmiştir. Ben sadece burada birkaç örnek verdim. Faranjit, bronşit, bademcik iltihaplanması, geniz eti iltihaplanması vesaireye karşı kullanılır. Ben kendi oğlum pseudokurba yakalanmıştı. Doktorlar tuzlu suyla enhalasyon yap demişti. Gerek yok dedim. Afrika etiyle. Pseudokurbun dünyada tedavisi yok. Sadece tuzlu suyla enhalasyon yapmış. O kadar. Biz onu Afrika'ya tıklı, yani Afrika salgısını hallettik. Öksürüğe karşı ıtır kökü bulamazsınız. Melek otu kökü, rezene tohumu, duvar sarmaşı, kekik otu. Bulamadık, olmadı. Evet, çörek otu, bunu da bulamadık, bunu da bulamadık. La ilahe illallah. Şimdi ben burada ne anlattım? Çörek otu tohumu diyor, verem otu diyor. Isırgan kökü, akciğer otu, güneş otu. Gül otu, yani yok. Türkiye'de bunları bulamayız ki hiçbirini bulamayız. O zaman bahsetmenin gereği yok. Kusura bakmayın. Şimdi ben bunu anlatsam size, şu çayı kullanırız, nereden bulacaksınız? La ilahe illallah. Evet. Ama hazır kapsülü var, çayından daha etkili. İsteyen Afrika sardunyasının kapsülünü kullansın, ne yapalım yani. Yardımcı olmaya çalışıyorum, çayımı tavsiye etmeye çalışıyorum ama yok. Bazı bitkiler içerisinde yok. Olacak iş değil yani.